torba yasa teklifini geri çekin. Elektrik piyasası kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda ele alınması beklenmektedir. Sermayenin talepleri doğrultusunda hazırlanan ve kamu yararına aykırı düzenlemeler içeren kanun teklifinin mecliste aynen kabul edilmesi, ülkemiz ve geleceğimiz açısından birçok sakıncaya yol açabilecektir. Teklif ile özel sektör yatırımcılarının faaliyetlerini daha sağlıklı ve hızlı şekilde gerçekleştirmeleri gerekçesi altında kamu adına yürütülen denetim mekanizmaları ortadan kaldırılmaktadır. Sermayenin çıkarları doğrultusunda yıllar boyunca kamu işletmeciliğinin içi boşaltılmış, 80 yılda 1001 emekle oluşturulan kamu kurumları peşkeş çekilmiş, sonuçta denetim ve şeffaflıktan uzak vatandaş aleyhine bir sistem oluşmuştur. Sosyal hukuk devletinin vazgeçilmez ilkelerinden biri olan kamusal denetim, toplumun menfaatlerinin korunması açısından büyük bir güvencedir. Dolayısıyla özel sektör daha fazla kar etsin diye kamusal denetimin ortadan kaldırılması kabul edilmeyecek bir durumdur. Bünyesinde çok sayıda hidroelektrik santrali, HES ve rüzgar santrali, RES olan yenilenebilir kaynakları destekleme mekanizması, YEKDEM, son dönemde kaynak aktarma mekanizması haline gelmiştir. YEKDEM'in yarattığı maliyet artışına çözüm bulunması gerekirken, söz konusu kanun teklifi yaşanan sorunu daha da artıracak hükümler içermektedir. Dolayısıyla bu konuda yeni bir açıklamaya ihtiyaç vardır. Düzenleme ile araba lastiği biyokitle sayılmaya devam edilmekte, üstelik çöp ve orman ürünlerinin yakılması da yenilenebilir tanımına eklenmektedir. Oysa atıkların yakılması yenilenebilir enerji değil, tam bir çevre felaketidir. Bu yöntemin yenilenebilir enerji olarak kabul edilmesi, YEKDEM üzerinden kimi çevrelere rant sağlamak istendiği kuşkusunu akıllara getirmektedir. Türkiye'nin ömrünü tamamlamış lastikler, şehir çöpleri ve orman atıklarının yakılmasıyla üretilecek enerjiye değil, ucuz, sağlıklı ve çevre dostu yenilenebilir enerji kaynaklarına ihtiyaç vardır. Kaynak türü ve teknolojisi ne olursa olsun doğaya ve insan sağlığına zarar veren, toplumsal yaşamı olumsuz etkileyen tesisler YEKSEM kapsamından çıkartılmalıdır. Kanun teklifinde elektrik dağıtım bölgelerinin özelleştirmesine gerekçe olarak sunulan kayıp kaçak tüketimlerinin kabul edilebilir seviyelere düşürülmesine ve enerjinin verimli kullanılmasına dönük ciddi bir düzenleme yapılmamıştır. Dağıtım şirketlerinin sorumluluğunda olan kayıp kaçak tüketimlerinin ve sayaç okuma giderlerinin faturalara yansıtılmaması gerekmektedir. Son 16 yıl içinde maden kanununda 23 kez değişiklik yapılmasına rağmen ve yeni değişiklik kapıda beklerken bu değişikliğin nedeni hem anlaşılamamış hem de politikasızlık nedeniyle zaten sorunlu alan haline gelen madencilik sektörünün sorunlarının artmasına neden olacaktır. Ülkemizde kamusal denetimin ve çalışmaların yürütülmesinde liyakat esasına uyulmadığı için çalışmalar mevzuata ve tekniğe uygun yürütülememekte ve bu da uygulamada sorunların yaşanmasına neden olmaktadır. Maden ruhsatlarında süre uzatım süresinin 6 aydan 1 yıla çıkarılmasının nedeni liyakatsız atamalar olup kanun düzenlemeleriyle bu sorunlar düzeltilemez. Kanun teklifinde Türkiye Taş Kömürü Kurumu ile Türkiye Kömür İşletmelerinin uhdelerinde bulunan ve rödevansçılara devredilen maden ruhsatlarının kamu kurumunun getirdiği mevcut bütün muafiyetlerden faydalanmasını sağlanarak orman, çevre, tarım ve benzeri gibi izinler de dahil rödevansçı şirketlere önemli ayrıcalıklar sağlamakta, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda zaten sorunlu olan bu şirketler korunmaktadırlar. Doğal minerallik sulardan elde edilen ve kaynağın bulunduğu ilde yaşayanların mahalli ve müşterek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yatırım, izleme ve koordinasyon başkanlıkları veya il özel idarelerine aktarılan idare payı kaynağın kullanım alanına göre belirlenmesi öngörülmekte. Ancak bu payın 1/4 gibi büyük kısmı genel bütçeye aktarılmakta ve kullanım da İçişleri Bakanlığı'nın tasarrufuna bırakılmaktadır. Oysa doğal kaynakların gerçek sahibi halkımızdır. İlkesinden yola çıkarak jeotermal kaynaklardan elde edilen idare payının yöre halkının ihtiyaçları için kullanılması gerekmektedir.
Bu kapsamda Elektrik Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası ve Makine Mühendisleri Odası olarak bizler tüm milletvekillerimizi söz konusu düzenlemeyi yeniden gözden geçirmeye çağırıyoruz. Sermayenin taleplerinin toplum çıkarı, kamu hizmeti ve kamu denetimi anlayışının önüne geçmediği, doğal kaynaklarımız ve yaşam alanlarımızın, ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğinin korunduğu yeni bir düzenleme sektörün tüm paydaşlarının da katılımı ile hayata geçirilmelidir.